Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 16-22 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş 21 Kasım'a kadar Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. 15 Kasım'da meydana gelen Akrep yanı yeni ayının enerjileri bu hafta kendini daha güçlü bir şekilde hissettirmeye başlayabilir. Ay büyüyen fazla, yay, oğlak ve kova burçlarında ilerlerken hilal fazına ulaşacak e, ayın e, ışığı ve fikirlerimiz, düşüncelerimiz, niyetlerimiz her neyse yeni ay ile ilgili bunlar da biraz daha olgunlaşıp görünür hale gelecek. Özellikle güneşin desteği, yeni ayın etkisi tabii ki bütçenizle ilgili bazı konuları gündeme getiriyor. Yani para konularınız gündemde, finans konuları, yatırımlar, gelir gider dengeniz, bütçeniz, harcamalar, kazançlar bu alanlarda bazı yeniliklerin ve bazı düzenlemelerin olacağı bir dönemdesiniz. Hafta genelinde Güneş, Oğlak Burcu'ndaki Jüpiter, Plüto ve Satürn'le olumlu açıda olacak. Dördüncü evinizdeki Oğlak Stelium'uyla. Bu durumda aslında bir destek açısı bu. Ee, bazı uzun vadeli parasal e, hedeflerimize ulaşabileceğimiz, istikrarlı adımlar atabileceğimiz bir süreç. Kendi kaynaklarımızı değerlendirme, aileye ait bazı kaynakları değerlendirme yönünde olumlu bir dönemdeyiz emlak almak, satmak, kiralamak gibi konular da gündemimizde olabilir. Bunlar bize gelir de getirebilecek koşullar olabilir veya hani uygun koşullarda bu tarz bir hedefimizi hayata geçirebiliriz. Aileden parasal destekler bulmamız, maddi manevi kendimizi güvende hissetmemiz mümkün. Evimiz ve özellikle aile ve yine ebeveynlerle ilgili bir konu, onların yaşam düzenleri, sağlıkları, genel koşulları ile ilgili bazı yeni oluşumlar, düzenlemeler varsa Bunlar için de koşulların oluştuğu ve bizim daha belki pratik çözümler bulabileceğimiz yine güçlü adımlar atabileceğimiz önemli bir haftadayız. Güneş ayın 21'inden sonra akrepten ayrılıp yay burcuna geçecek sevgili teraziler. 21 Kasım'dan itibaren 21 Aralık'a kadar bir aylık süreç. Artık para konularından biraz uzaklaşıp belki biraz daha hani zihinsel faaliyetler, kültürel etkileşimler, Yakın çevre ilişkileri, sosyalleşme, ticari konular, eğitimle ilgili aktiviteler, geziler, seyahatler, iletişim ve ulaşımla ilgili konu ve kavramlar daha fazla güneş tarafından aydınlatılıp e, gündemimize gelmeye başlayabilir. Sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.